Merhabalar sevgili Tuna Tüner. Merhaba. Geçenlerde sosyal medya hesaplarınızdan birinde bir söz gördük. Yine <laughs> ortalık yıkıldı. Söz şu. Neymiş? Aslında herkes yanlış biliyor. Zor olan sevmek değil, zor olan sevilmenin yükünü kaldırabilmek. Evet. Şimdi biraz daha anlayalım diye video çekelim dedik. <gülüyor> <gülüyor> ne demek bu? Herkes genelde sevmenin zor olduğunu düşünür. Hatta bunun bir şarkısı da var. Yanlış bilmiyorsam çok sevdiğimden diye zor sevdiğimden mi ne? Kalplerimiz kırılıyor diyorum ya her ilişkiden sonra bir parçamızı yitiriyoruz ve sevme kapasitemizde azalma oluyor. Onu bir güzel temizleyip paklayıp o, o kapasiteyi artırabilmek için de kaliteli bir yaz sürecine, bir tefekkür sürecine girip kalbimizi onarmamız, yaralarımızı dikmemiz lazım. Ondan sonra da doğal olarak insanlar için sevmek çok zorlaşıyormuş gibi geliyor. Burada çok önemli yanıldıkları bir nokta var. Ben açıkçası biraz ona işaret etmek istedim. Böyle anlaşılmayınca açıklama için video gerekmesi de bir manada bana ekstra bir iş yükü olmakla birlikte sevindirici de bir şey. Çünkü biraz genişletebiliyoruz, açıyoruz madem öyle. Biliyorsun derinlerde ilerlemeyi tercih ediyoruz biz neyse. Sevmek zor gibi geliyor insanlara ama o insanları çok seven insanlar geliyor. Al sana çok seviliyorsun işte. Ama kendi kalbi yaralı olduğu için sevgiyle ilgili anılarında yaralı olduğu için bir mesele olduğu için ötekinin sevgisinden emin olamıyor. Hep de ağızlarında işte dur bakalım hele ben seni bir gün bir kalbimi alayım işte onun için bana biraz zaman ver işte falan ya da arkadaşlarıyla konuşuyor ya bana bunları bunları yapıyor bir anda beni seviyor gibi ama geçen gitti bunu yaptı ben seven adam seven kadın böyle yapar mı falan gibi sevilmenin ağırlığından kaçmaya çalışıyorlar mesela bazen sevmektir bazen yani sevebilmek bazen de sevilebildiğinde bunu kaldırabilmek. Sevildiğinde biri tarafından bu böyle örtülü bir sorumluluk verir sana. Çok zordur kaldırmaz. Ve çoğunlukla insanlar bu yüzden ilişkiden kaçınırlar. Asla sevemediklerinden değil, sevilmenin ağırlığını kaldıramayacak olmalarındandır. Ne yapsınlar peki bunu fark ettiklerinde? Bir kere bu çok önemli bir farkındalık. Ee, ya da nasıl fark etsinler? Ne olur da e, kişi aslında sevilmenin ağırlığını taşıyamıyordur. Ya sevildiğinde bir bir şey olur ya. O duyguya baksınlar. Yani bizim bedenimizi biraz daha iyi kullanmamız gerekiyor. Her şeyi yani hayatı biz bedenimizle deneyimliyoruz ya. Her şey bedenimizde gerçekleşiyor. Fiziksel bedenimizde. Ağrılar olsun, kaşıntılar olsun vesaire. Sevildiğinde ne oluyor? Bir baksın bakalım içine, bir bedenli bir gözlemlesin bakalım. Sevilmek bir panik getiriyor mu? Küçük böyle kaygılar oluyor mu? Böyle tam dokunmak istediği zaman bir şey onu engelliyor mu? Hani aslında bir ya manada aramak istiyorsun ama bir şey eline mi vuruyor böyle şimdi arama gibisinden. Sevilmek sorumluluk getirir. Sevilmeyi kaldırmak kolay değildir. Çünkü suçlamak daha kolaydır. O beni sevmedi. Yeteri kadar sevmedi. Gitti başkasını sevdi. Gözümün önünde onu sevdi beni sevmedi gibi suçlamak o kadar kolay ki. Bu kişi sevildiğinde dışarıdan izle. Ona yapılanı yapar. Reproduksiyondur yaptı. Dolayısıyla Sevilmemişliğinden şikayet edenler genelde sevilmenin ağırlığını hisseder ve sevilmenin yükünden kaçınırlar. Sevilmemişlikle ilgili bir şikayet olması gerekir dilde. Annem beni sevmedi. işte eşim beni böyle sevdi ya da sevmedi gibi. Bu gerçekten iyi bir güçlü bir farkındalık. Peki bunu fark etti kişi? Hı bu böyle tamam fark ettim deyip ertesi gün geçecek bir şey değil. <gülüyor> <gülüyor> Keşke öyle olsa. Öyle tabii. <laughs> ee, ama farkındalıkla başlar tabii ki. Ee, fark etti ne yapsın? Acele etmesin sevmeye sevilmeye. Hemen iki günde çözdüm ben bu kafaya geldim süper demesin. Benim hep söylediğim bir şey var ya demlesin. Yeni bir hale ihtiyacımız var biz. Hal. Şimdi dişimizle ilgili bir sıkıntı olduğunda nasıl ki gidiyoruz önce çürüğü temizliyoruz. Sonra işte gerekli işlemler yapılıyor, öyle kapatılıyor falan. Ben insanlara bakıyorum çok kıymetli teknikleri biraz çarçur ediyorlar. Çürüğü gidermeden hemen macun yapıyorlar. Küt hemen olumlama yapalım. Küt hemen bilmem ne yapalım diye. Önce çürüğü temizleyeceğiz. Sonra dolgusunu yapacağız. Dolayısıyla önce fark edeceğiz Bununla bir süre geçireceğiz. Bir demleyeceğiz ya. Hani tamam hocam ben bunu hallettim, bu kafaya geldim. Dur bakalım. Bakalım neler çıkacak senden daha. E yıllardır e, suçluyorsun ötekini. Beni az sevdi, istemedim. Ve beni benim istediğim gibi sevmedi diye. Aslında dildeki şey budur. Beni benim istediğim gibi sevmedi diye şikayet ediyor. Yoksa o kişiye soruyorsun. Ben böyle seviyorum diyor Diyorum ya. Sevgi kılıç gibidir, yavaş yavaş yaralar. Sevgi aynı zamanda yaralayabilen de bir şeydir. İyileştirme gücü çok yüksek. Ancak çoğu bizdeki yarayı, bizde yara açan şey sevgiyle alakalı şeylerdir. Ve insanın her hareketi, her talebi, her davranışı bir manada sevgiye yöneliktir. Sevgiye ulaşmak içindir. Dolayısıyla demleyeceğiz, acele etmeyeceğiz bazı şeylerin formülü olmaz. Hani bazılarının bir 2 üç yapıyoruz ya bazılarının formülü budur. Zamanla yoğrulur. Bunun yoğrulması, çiğnenmesi gerekir. Bunu demleyecek, üzerine biraz yatacak, üzerine biraz e, düşünecek, tefekkür edecek. Sonra birkaç zaman sonra hal değişecek. Benim biliyorsun danışanlarımla yaptığım çalışmalarımda en önem verdiğim şey hallerini değiştirmek. Onlarla hem hal olmak, onların ihtiyaç duyduğu hale gelmelerine, onlara refakat etmek. O yüzden refik diyorum ya bazen kendim için. Bu refakati çok önemsiyorum ve bizim ihtiyaç duyduğumuz şeyin hal olduğunu, yeni bir hal olduğunu düşünüyorum. Şimdi çayla suyu demliğe koyarsın. Değil mi? Beklersin, ne olur? Bir süre sonra demlenir. Yani çay halini alır. İçilebilir bir hale gelir. Belli bir sürede öyle bekletirsen bu sefer içilemez bir hal alır. Doğru mu? Sonra o dökülür. Yenisi demlenir gibi. Hayatta her şey haldir. Ee, bir sözüm var ya benim. Sen halleri aldanma, mevsimlere inan diye. Ee, haller gelip geçicidir. Mevsimlerin geçişkenliğini ve mevsimlerin varlığını... Ve her mevsimin kendi özüne yönelik bir özelliği olduğunu e, özümsersek, o zaman hallerimiz arasında da daha kaliteli geçişler yapıp, sonra nihai bir hale, nihai bir kıvama deme ulaşmış oluruz. Peki dem dedik, hal dedik, sevmenin ağırlığı dedik. Pardon, sevilmedin ağırlığı dedik. <laughs> Zor olan sevmek değil ise, sevmek gerçekten kolay bir şey midir? Sevmek her canlının e, neredeyse otomatik geliştirdiği bir duygudur. Sevmeye yönelik adım atar zaten. Sevilmeye yönelik adım atar zaten. Sevmek bu haliyle sevilmekten daha kolaydır. Çünkü yaşamsaldır. Otomatik bir davranıştır. Sevilmek de bir takım öyle ama sevgiyle ilgili bir arıza olduğunda, bir maraz gerçekleştiğinde, ondan sonra savunma mekanizmaları devreye girdiğinden mesele sevilmeyi kaldırabilmeye evriliyor. Benim altını çizmek istediğim şey bu. Dolayısıyla bu çok önemli bir farkındalık. Teşekkür ederim bu soruyu sorduğun için bana. Lütfen takipçilerimiz, abonelerimiz şeye dikkat etsinler. Ben sevmekte mi zorlanıyorum? Sevilmenin ağırlığını kaldırmakta mı? Kalbi kırık olanlar için söylüyorum. Anlatabiliyor Bunun muyum? Bunun üzerine epeyce düşünmemiz gerek demek ki. İşimiz ne? <laughs> Peki o zaman herkese hem seveceği hem de sevileceği güzel hayatlar dileyelim. Sevilmenin yükünü kaldırabilecek omuzlara ve yüreğe sahip olsun herkes.